Herkese merhaba. Biliyorsunuz kuşkonmazın şu aralar mevsimi. Ben de kuşkonmazlı pizza yapmak istedim. Sadece iki malzeme kullanarak pizza hamuru yapacağım bu tarifte. Bu arada kanalımda başka pizza hamuru tarifleri de var. İsterseniz hani evde bu malzemeleriniz yoksa başka malzemeleriniz varsa onları da yapabilirsiniz. Hemen kartlar kısmına koyuyorum onların da linkini. 4 yumurta beyazı, bir de yumurta sarısı kullanacağım. Yumurta sarısını bu arada koymayabilirsiniz. Aslında birçok kişi sadece yumurta beyazıyla yapıyor ama ben yumurta beyazını tek yememe taraftarıyım. Çünkü evet yumurta beyazı protein açısından çok zengin ama sarısı olmadan o proteinin vücut tarafından emilimi çok düşük olduğu için bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Aynı zamanda yumurta sarısı biraz daha yoğunluk veriyor hamura. Dolayısıyla daha az Hindistan cevizi unu kullanmış oluyorum. O yüzden bence yumurta sarısı eklemek mantıklı. Önce yumurta beyazlarını iyice çırpıyorum. Hafif köpürdükten sonra bir tane de yumurta sarısı ekliyorum. Bunları karıştırıyorum ve içine biraz da istediğim işte tuz, karabiber gibi baharatları ekliyorum. Daha sonrasında Hindistan cevizi ununu ekleyip karıştırıyorum. Böyle hafif cıvık bir hamur oluyor. Yani tam böyle normal pizza hamuru kadar sert bir hamur olmuyor zaten. Bunu da böyle kaşıkla yuvarlak olacak şekilde tepsiye yayacağım. Fırına girecek bu ama ben kuşkonmazları da şimdi hazırlayıp ikisini aynı anda fırına sokacağım. Yani ayrı ayrı fırın yakıp israf yapmaya gerek yok. Zeytinyağını koydum. İçine baharatlar ekledim. Pul biber, karabiber, tuz ekledim. Bir de sarımsak rendeledim. Bir de kuşkonmazları eğer bilmiyorsanız koparılmasını hemen anlatayım kısaca. Tek tek elinizi alıp böyle hani o anlıyorsunuz o bir noktada çıt diye kırılıyor zaten. Böyle de yapabilirsiniz. Ama açıkçası bu biraz uğraştırıcı. Onun yerine böyle bıçakla o sert yerlerinden göz kararı kesiyoruz. Daha sonra bunları zeytinyağlı karışımın içine koyuyorum ve iyice her tarafına gezdiriyorum ki zeytinyağı her tarafına bulaşmış olsun. Şimdi fırına girmeye hazırlar. 150 derecede 15-20 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra fırından çıktıktan sonra kuşkonmazları pizza hamurunun üstüne alıyorum. Hatta biraz da kalan zeytinyağını aslında hamurun üstünde bazı yerlere gezdiriyorum. Daha sonra üstüne domates dilimleri koyuyorum ve kaşar peyniri ekleyip fırında bir 5 dakika daha pişiriyorum. Evet, hem çok kolay bir pizza hamuru tarifi hem de farklı bir pizza tarifi oldu. Hazır kuşkonmazın da mevsimiyken aslında güzel bir pizza. Tabii ki de başka çeşitlerde deneyebilirsiniz. Afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.